Tarhan'la hayata dair. Nevzat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Hakan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Bugün Hazreti Mevlana'nın Vuslat yıl dönümü. Bunu idrak ediyoruz ve dolayısıyla bugün konumuzu Hazreti Mevlana ve aile konularına ayırmak düşüncesindeyiz. Efendim, Mevlana'nın günümüze yansıması nasıldır acaba? Tabii çok önemli bir soru bu. Yani Mevlana bizim için tabii zamanlar üstü birisi, kültürler üstü hatta birisi. Yer üstü, zaman üstü, mekan üstü, kültür üstü birisi. Böyle bir kimse sadece bulunduğu çağ değil, şimdiki günü de aydınlatıyor. Evet. Bugünü de aydınlatan birisi. Bugüne genellikle Mevlana'ya iki türlü ele alınıyor. Mevlana veyahut da Mevlana'nın anlattığı bir tasavvuf öğretisine sanki bu zamanı alıp biz bu zamanda Mevlana zamanına gidip aynısını yaşamak tarzında. Hı hı. Burada asıl önemli olan Mevlana'yı alıp özünü, Mevlana'nın Mevlana yapan değerleri alıp bugünün elbisesiyle bugünün insanlarını anlatabilmek, sunabilmek önemli. Bunu yapabilirsek Mevlana'nın evrensel değeri daha kolay anlaşılır, daha iyi anlaşılır. Bunun için Mevlana sadece bu Anadolu irfanının aydınlatan, temsil eden kimse değil. Şu anda bu küreselleşmenin hızla hızlandığı bir çağda ve sosyal hareketliliğin olduğu, ekonomik hareketliliğin olduğu böyle bir dünyada Mevlana'nın ya herkesin ihtiyacı var. Özellikle Covid'den sonra dünyada ciddi bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Bir içe dönüş yaşanıyor. Mesela içe dönüş Mevlana'nın en çok önemli üzerine durduğu şey, hatta bir kitabın da adı olmuştur, Fihi Mahfif diye. İçindekinin içindeki gibi, böyle içindekinin içindekini anlatmak gibi, yani şiirleri işte sohbetleriyle olan bir şey var, eser vardır. Bütün bunlar aslında bütün insan, mesela insanları tanımlarken hiç kimse kendini küçük görme, sen bir yürüyen evrensin de der çok mesela güzel, Mevlana. Çok güzel. Yani her insan, evet. Acaba hani dediniz ya, Covid döneminde özellikle salgın döneminde bir kapanma oldu. Bütün dünya genelinde bir kapanma oldu ve insanlar içe döndüler. Mecburi bir iç yolculuğa çıktılar. Bu tür küresel travmaların döneminde ve hemen ertesinde hatta bu kadar üzücü bir travmanın ve çok belki çok daha üzücü olayların rahmete ilişkin bir yanı olabilir diye düşünüyorum. İçe dönmeyi hızlandırmak, çünkü insan kendini tanıdığı ölçüde evreni ve hakkı tanıyabilir. Tabii çok doğru. Yani bu insanın kendine küçük bir dünya, her insan bir ayrı bir dünya, ayrı bir evren. Yani Mevlana bunu vurguluyor zaten bizim şeyde de, Kur'an ahlakında da, Kur'an öğretisinde de bakıyorsunuz, bu en çok üzerine vurgulanan budur. Bu böyle bir durumda Mevlana'nın o, yani kendini tanıma, iç yolculuğa çıkma, yani aslında sema ritüelinin en önemli şeylerinden birisi. Kişinin mesela o semadaki o törensel hareketlerin hepsinin bir sembolik anlamı var. Mesela buyur. O şeydeki, baştaki o külah mezar taşı, beyaz elbise kefen. Ve vücudun yarısı madde dünyasını, yarısı mana dünyasını gösteriyor o dün sema esnasında. Ve dönmede, yani boş durmak yok, devamlı hareket halinde olmak var, devamlı arayış içerisinde olmak var. Yani bunu bu tarzda ve bunu yaparken mesela çapraz tutarak böyle elif sembolünü ortaya çıkarıyor. Daha sonra oradaki ney, mesela içinin boşaltılmış bir çubuk olması neyin, kişiye özeldir o ney, herkese özel. O kişinin ilk yolculuğunun işaretidir ney. Ney sesi. Yani bütün bunların hepsini bir sembolik anlamlarını düşündüğün zaman müthiş bir Mevlana iç yolculuğu ortaya çıkarır. Biz bunu Budist rahiplerde yapılmış araştırmalar var. Meditasyon esnasında beyine ne oluyor? Yani bu kişiler
meditasyon da mesela sema, sufi meditasyon diyor semaya. Orada ne oluyor insan iç beyninde ne oluyor diye yapılan araştırmalar var. Şeyde Budist meditasyonda kişinin beynine 256 elektrotlu elektrot takılıyor. Evet. Onun şeyi böyle kişi bunu hayal ettiği zaman, böyle meditasyona girdiği zaman beyni nasıl çalışıyor diye ölçülüyor. Bu ölçüldüğü zaman beyinde böyle kişi de şu duyguları yakaladığı zaman, bak, bütün evrenle bütünleştiğini hissediyor. Bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, bütün isteklerinin gidildiğini, bütün sorularına cevap bulduğu gibi bir an yakalıyor böyle. Hmm. O an beyin aşırı mutluluk hormonu salgılıyor o zaman beyin. Kişide bir coşku hali, uçma hali hissi oluşuyor meditatif eylemde. Biz aynı şeyi acaba bu sufi meditasyonda oluyor mu diye biz o elektrottan daha ileri bir sistem uyguladık MR cihazında. 2014'te Ruki Hanım Karaköse isimli bir yüksek lisans öğrencimizin yüksek lisans tezi olarak yaptık ve yayınladık bunu. 2014'te yayınlandı. Orada bu sufi meditasyonda MR cihazına girdiği zaman ne gördük? Girdi. Beyinlerin anterior cingulate gyrus bölgesi var. Beynin böyle vites kutusu diye de benzetilen beyin bölgesi var. Duygu regülasyonu yapan beyin bölgesi. 16 kişi girdi araştırmaya. Bir kişi drop out oldu. 15 kişinin beyninin aynı bölgesi müthiş bir coşkuyla çalıştı. Hocam drop out nedir? Onu açar mısınız? Onu bilemedik. Drop out. Yani o bir kişi çalışma dışı kaldı. Yani. Çalışma dışı kaldı. Yarım bıraktı. 15 kişi tamamladı. Hı hı. 15 kişi, biz tabii teknik tabir olduğu için ağzımız alışmış. Ben de bilemedim. Yani onun 15 kişinin tamamladığı şeyi, 15 kişinin beyni şey çalıştı böyle. Yani duyguları düzenleyen alan coşkuyla çalıştı. Aynı duyguyu yakaladı o kişilerde. Bütün istekleri karşılanmış, bütün ihtiyaçları giderilmiş gibi. Bütün müthiş bir rahatlık hissediyorlar. Bu duygu esnasında beyin coşuyor. Aslında sema ile birlikte beyin de sema yapıyor onu. Beynimizi biz sema ile hareketlendiriyoruz. Bu bir iç yolculuğudur. Kendi duygularını regüle etmek. Bugünün insanların en çok ihtiyacı olan şey. Yani şu andaki insanların en büyük ihtiyacı olan arzularını, hırslarını, duygularını tatmin edememesi. Müthiş bir ekonomik zenginlik var ama son derece yerlerde sürünen bir mutluluk var. Yani şimdi para eğrisi yükseliyor dünyada, gelir artışı, ama mutluluk eğrisi aşağı doğru iniyor. Çok doğru. Dünyada. Hocam, anda kalmak bütün aslında kadim öğretilerin, dinlerin de öğretmeye çalıştığı çok önemli yetilerden biri ve çok zor kazanılan anda kalmak. Anda kalmak bir meditasyon işi. Çünkü insan ister istemez geçmişte kalıyor veya geleceğe gidiyor. Her ikisi de insanda bir kaygı yaratıyor. Ama anda kaldığınız zaman, ki meditasyon ve vecd içeren pek çok şey bunu sağlıyor sanıyorum. Anda kaldığınız zaman işte o evrenle birlik olma, hakikati görme, kendi hakikatini yakalama anını yakalıyorsunuz sanırım. Yanlış bir şey söylemedim umarım. Tabii. Yani kişinin aslında bugünü değerlendirdiği zaman geçmişteki kazanımlarını hayata geçirmiş oluyor. Hı-hı. Gelecekle ilgili en büyük yatırımını yapmış oluyor. Yani bugünü değerlendirmek, yani anı yaşamak değil, anda yaşamak önemli. Bu bugünün hakkını verebilmek, yaşamak. Zaten şeyi anladığımız zaman, bu Mevlana'nın bu metodolojisini incelediğimiz zaman, bütün iş kişinin böyle son derece bir iç yolculuğa çıkması var. Kendini revize etmesi, yani kendisini düzenlemesi var ve kalbini Rabbine bağlaması var. Yani burada bütün iş böyle durumlarda Mevlana yapan tevhidi şey yapmış. Yani tevhidi çok güzel sembol etmiş. O şey de evet. Mevlana'nın sema meditasyonunda aslında dünya, evren bir şeyin liderin etrafında dönüyor. Bir buradaki tevhid anlatısı var. Yani şu anda Batı dünyasının, insanlığın en büyük ihtiyacı şeyin varoluşsal bunalıma soktu insanlığı bu COVID. Ölüm nedir? Ölüm çok yakınmış demeye başladı. Yalnızlık var demiş. O hızlı yaşantı, zevk, işte yapamıyor şu anda insanlar çoğu bunu.
ve çok da yapamayacaklar. Yani kendilerini uyuşturmakta zorlanıyorlar bu dönemde. Tabii ya, uyuşturmakta aynen öyle. Ya. Kendi eğlenceyle yahut da çeşitli işte madde kullanımlarıyla kendilerini köreltiyorlar. Kendilerini bir nevi kandırıyor insan. Yani bu Covid burada hakikati arama niyeti olan insanın gözünü açtı. Evet. Yani biz hatta Covid başladığı zaman bir üniversite olarak bir çalışma yaptık. Travma sonrası büyüme ölçeği var. O ölçeğin sorularını sorduk insanlara. 6 tane soru var. Mesela o sorulardan birisi şeydir. Yani burada travma sonrası büyüme ölçeği. Yani yakınlarımla ilişkilerimi daha iyi hale getirdim. Manevi değerlere önem vermeye başladım. Kendimi daha çok kendime daha çok zaman ayırmaya başladım. Çocuklarıma, yakınlarıma daha çok zaman ayırmaya başladım gibi böyle travma sonrası büyüme ölçeği var. Bir Türkiye'de %60 oranında insanlar bu travma sonrası büyüme yönünde pozisyon aldılar. Bu aslında bütün dünya için de geçerli. Yani bir dur, düşün, yeniden başla demek yaptı insanlar. Çok insanlık açısından. Varoluş amacını unutmuş, hız peşinde koşan bir insanlık vardı. Modernizmin, kapital sistemin getirdiği. Bu nereye gidiyoruz gibi bir nevi kader silkeledi insanlığı. Buradan Mevlana'ya daha çok ihtiyaç ortaya çıktı. Onu şimdi söyleyeyim. Ben, bu 748. ölüm yıldönümünde Mevlana'nın daha çok anlatılması, daha çok yani Mevlana'nın mesela bir gözden kaçan bir özelliği de sadece böyle insanın bireysel mutluluğunu, Allah'a olan kalbi bağını yaklaştırmasını, vuslatı, bunun üzerinde durulur. Ama bulunduğu çağda hatta bazıları çok tenkit eder onu. Moğollara karşı Moğolların yağmalamasını önlemiştir şeyi. Bir orada barış, onlarla para verip onların insan katlini engellemiştir. Burada bu tarzda böyle bir şey yaptı, mücadele etmedi, kana kan mücadele etmedi diyerek, savaşa şey yapmadı diyerek yani onu eleştirenler var. Ama bu Moğollar gitti, hatta kalan Moğolların çoğu Müslüman oldu. Ama oradaki 3-5 kuruş kaybetmekle bir şey kaybetmedi insanlar o zaman. Yani bunun için bu Mevlana'nın barış getiren bir tarzı da var. Bu dünyanın ihtiyacı var. Yani mutlaka. Mevlana'nın barış öğretisi var. Zaten bu söylem bu şekilde olmasa dünya çapında bu kadar ses getiren bir şair diyebilir, hatta batıda Rumi Sufi şair diyebilir. Şimdi tabii. Ben bu Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın vuslat yıldönümlerinden birinde TRT tarafından görevli olarak Konya'da bulundum. Bu süre içinde bir kitapla tanışma fırsatı buldum. Doktor Faik Özdengül'ün Rumi ile Aşkın Terapi diye 2 ciltlik bir kitabı vardı. Çok ilginç gelmişti bana. Orada yine Mesnevi'den hikayeler eşliğinde insanın kendi iç yolculuğu çok güzel bir şekilde anlatılıyordu. Ben o kitapta beni daha da yaklaştırdı, daha da bir şeyleri somutlaştırdı. Dediniz ya hani tevhidle ilgili, yani birlikle ilgili. Hazreti Mevlana da buyuruyor kitaplarımda, Allah'ın birliği dışında ne gördüyseniz puttur diyor. Yani onun dışında bir şey yoktur ve hep bunu sembollerle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Peki hocam, Hazreti Mevlana aile kavramına nasıl bakmış, nasıl işlemiş? Tabii yani bu Mevlana'nın Mesnevisindeki hikayelerden aileyle ilgili olanları çıkarıp Mevlana ile aile terapisi tarzında bir çalışma yapmıştık herhalde. Onu vurgulamak istediniz. Yani Mesnevi terapi kitabı İngilizceye çevrildi mesela bizim. Yani şeyde de ikinci baskısı yapıldı Amazon.com'da. Yani o Mevlana'ya küresel ilgi var gerçekten. Bu aile terapisinde de şöyle, şimdi Mevlana eleştirilen konulardan birisi de böyle çok müstehcen hikayeler anlatır diye söylenir. Yani aslında yani doğru, yani öyle bazı hikayeleri var. Yani benim de hatta editör arkadaşımız, bayan arkadaş yaparken yüzü kızarıyordu anlatırken onu. Fakat yorumlarken orada Mevlana o şekilde onları söylemiş ki herkesin böyle bir söz vardır ya, böyle herkesin bildiği bir sır diye bir söz var. Yani bu cinsellik, herkesin bildiği bir sır var. Herkes biliyor ama konuşmuyor. Evet. Mevlana o cesareti göstermiş. Evet. Yani herkesin bildiği sır olan cinsellik konusunda yaşanan travmaları, çatışmaları, zorlukları ele alıyor.
oradan insanın buradan bunlardan bir şey öğrenip o arada insanların şeyi bulması. Yani oradan Allah'la bağlantı kurduruyor onu insanların. Yani her şeyin içerisinde yani bir iki türlü tasavvuf var. Birisi böyle hani iyi insanların, iyi ailelerin çocuklarını alıp onları geliştirmek. Bir de bataklığa düşmüş insanları alıp çıkarıp onu düzeye kazandırmak. Mevlana bu ikinciyi tercih etmiş. Zoru tercih etmiş. Zora talip olmuş insan yetiştirmede. Zora talip olduğu zaman bu zora talip olan kişiler de böyle keşif yolculuğuna çıktığı için yeni bilgiler keşfediyor, yeni metotlar keşfediyor ve onun için yani o birçok mevcudu tekrar eden tasavvuf öğretenlerden farklı bilgiler ortaya çıkarmış. İlham çıkıyor o zaman insan zora talip olunca. Bir de zora talip olduğunuz evet. zaman ve dediniz yani bataklıkta bir çiçek açtırmak söz konusu olduğu zaman ister istemez seçeceğiniz örnekler de belki de o kesime yönelik örnekler de olacak değil mi? Hayatın tümünden örnekler olacak ki zora talip olduğunuzun bir tarafı olsun değil mi hocam? Tabii tabii ya onu bu da zor iş tabii. Yani şimdi öyle bir şey ki bataklığa girdiğin zaman elini uzattığın zaman çamur sana da bulaşır. Evet. Ya ama onu göze alacaksın öyle bir durumlarda zora talip olduğun zaman. Yani bu onun için mesela Şems'le karşılaşması şeydir. Mesela katır üzerinde giderken Mevlana Şems önüne çıkıyor. Hayvanın yularını tutuyor. Ona bir soru soruyor orada. Yani ilk karşılaşmasında sorusunda da yine bu iç keşif yolculuğuyla ilgili yaptığı işle ilgili bakışını alıyor ve baygınlık geçiriyor cevabı verdiği cevabı duyunca Şems. O şeye diyor ki Hazreti Muhammed mi Hazreti Muhammed Mustafa mı büyüktür veya Sibistan büyüktür diyor. Tabii ki o zaman diyor ki Mevlana tabii ki bütün Enbiya'nın, Evliya'nın ve Asfiya'nın sultanı Hazreti Muhammed'dir diyor. Tabii ki o büyüktür diyor Mevlana. Onun üzerine peki o zaman diyor Beyaz Sibistan mı diyor Hazreti Muhammed diyor ki diyor ben diyor Allah'ı layıkıyla bilemiyorum diyor. Devamlı onun için onu aramak zorundayım diyor. Yani bunun diyor. Şimdi sen sultanların sultanı olan şey diyorsun Hazreti Muhammed diyorsun ama Beyaz Sibistan diyor ki ben sultanların sultanıyım diyor. Ben Allah'ı buldum buluyorum diyor. Sen Hazreti Muhammed Allah'ı bulmaya çalışıyorum diyor. Bunun farkını nasıl açıklıyorsunuz diyor. Bir zor bir soru gerçi hakikaten bu keşif yolculuğunda insanın zor bir soru. Mevlana orada diyor ki Beyaz Sibistan'ı diyor o idraki onun Allah'ı bulma konusunda İdrak kasesi küçüktü diyor. Az bir suyla doyuyordu o diyor. Onun için kendini öyle görüyordu diyor. Yani o kendi açısından haklıydı diyor. Ama yani İnşirah suresini okuyup oradaki Hazreti Muhammed'in aleyhisselam diyor. Onun idrak kasesi çok büyüktü diyor. Daha çok su istiyor, daha çok su istiyordu. Onun için devamlı Allah'ı bulmaya arayışındaydı diyor. Onu bunu duyunca burada ikisi de farklı açıdan bir aynı olaya bakma olduğu için müthiş etkileniyor ve ondan sonra yürüyerek gidiyorlar ve o şey başlıyor. Yani onların böyle halvetleri başlıyor ve keşif yolculuğu başlıyor. Yani o ilham verici aynı olmuş. Aslında Şems hakikat güneşinin aynası olmuş Mevlana'nın iç güzelliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Onun için Mevlana'yı sadece insanın kendi iç dünyasını güzelleştirmek gibi değil, insanı yaratana varoluş felsefesi, bu asır varoluş bunalımı yaşayan bir asırdayız. Varoluş felsefesi yönünden de insanlığa cevap veriyor Mevlana. O açıdan ele almak lazım. Üçüncü açıdan da Mevlana'yı sadece ahiret insanı değil Mevlana, aynı zamanda dünya insanı. Mutlaka. Dünya malı, güzelliği elinizde olsun ama gönlünüzde olmasın diyor. Dünyayı fiilen terk edin demiyor, kalben terk edin diyor. Ama biz bakıyoruz birçok tasavvuf öğretisine dünyayı git mağarada yaşa, dünyayı fiilen terk et diyor. Ama o öyle yapmamış. Değil, sonuçta. Kalben terk etmiş, halk içinde hakla beraber olmak yolunu seçmiş ve böyle olunca daha yorucu bir yolu seçmiş ama bu zamana tesir eden bir metodoloji geliştirmiş. Onun için emin olun Mevlana bizim
küresel bir değerimiz. Bunu mutlaka hayata geçirelim, yaşatalım. İnsanların en büyük ihtiyacı var. İnsanlıkta, insanlığın, hatta bunu İngilizler Shakespeare ile Mevlana'yı karşılaştırıyorlar. Öyle mi? Ya karşılaştırıyorlar. Bununla ilgili şeyler de var. Amerika'da özellikle. Mesela Shakespeare şey var. Şey, Churchill'e soruyorlar. Shakespeare mi büyük, İngiliz donanması mı büyük diye. Shakespeare büyük diyorlar. Niye diyorlar? İngiliz donanması batarsa yenisini yaparız ama Shakespeare yapamayız diyor. Yeniden. Bir de yani yeni bir Shakespeare. Yani Mevlana da öyle yani. Yeni bir Mevlana yapamayız. Bunu biz küresel bir değer olarak bunu anlatmamız lazım insanlığa. Müthiş bir değerdir. Hazinedir bir de, nedir bu? Hocam, ordular her eve giremez ama büyük yazarlar, ya, büyük mütefekkirler eserleriyle ya her eve girerler. Girer yani, Hazreti Mevlana ve girmeli. Yani biz böyle bir Mevlana'yı bu asırda yaşayıp da insanlara anlatamıyorsak eğer mesulüz, bunu söyleyeyim. Böyle bir değeri, evrensel bir insanlık arayış içerisindeyken, iletişim dünyasında Mevlana'nın sözlerini, yani her şeyde, ki dünyada en çok bilinen sözü ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyen o 7 şey vardır, öğretisi vardır Mevlana'nın. Bütün bunları herkes kendi çocuğunu öğretmeli, her anne baba, emin ol. Yani bunu öğretirsek çocuk bu kaos zamanında, bu kadar sosyal medyanın, böyle internetin, birçok şeylerin evin açık kapısı olup eve girdiği bir zamanda Mevlana'yla dostluk kuran bir genç, emin ol, bir iki tehlikeye yakalansa bile tekrar kendini toparlayabilir ve ona en önemli bir referans noktası olur. Yani Mevlana gibi bizim referans noktamız var ve bunu çocuklarımıza hakkıyla öğretemiyoruz. Yani bizim öğrencilik zamanlarımızda Mevlana ders kitaplarında yoktu. Şimdi gene iyi. Evet, doğru. Yoktu ya. Biz yani Mevlana'yı şey yapıp bilmiyorduk. Picasso'yu biliyorduk, Mevlana'yı bilmiyorduk. Böyle bir yetiştirdik. Yeni gençlik bunun kıymetini bilsin. Daha çok bu öğretilmeli. Yani ilkokuldan öğretilmeli bu. Yani bırakalım hani lisede, üniversitede öğretilmeli. Çünkü orada mesela ne diyor? Cömertlik diyor, şefkat, merhamet diyor. Başkalarının kusurunu örtme diyor. Hiddet ve asabiyeti de ölü gibi olmak diyor. Tevazu, alçak gönüllü, toprak gibi ol diyor. Hoşgörülükte deniz gibi ol diyor. Yani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor. Bütün bunları söylerken aslında bu bizim şu anda üçüncü dalga psikoterapisi var, psikiyatri kullandığımız. Onun öğretisi bu. Öyle mi? Bunu farkındalık, bilinçli farkındalık tedavisi diye geçiyor. Metabilissel tedavi, metakognisyon tedavisi. Şimdi metaversi biliyoruz ama metakognisyonu bilmiyoruz aslında. Nedir? Metakognisyon tedavisi metavers gibi bir, yani şey, bir tedavi, yani zihin üstü bir tedavi. He. Kişinin zihin üstü yolculuğa çıkıp kendini tanıması ve düzeltmesiyle ilgili, aşkın değerleri arayıp bulup kendini düzeltmesiyle ilgili üçüncü dalga psikoterapiler var dünyada. Evet. Biz gene arkadan bunları maalesef dünya ve Amerika buluyor, biz kullanıyoruz. Halbuki biz bu üzün hazinenin üzerinde yapıyoruz. Değil mi, değil mi? Ya bunları kullanamıyoruz. Bunu hayata geçirmemiz gerçekten çok şey. Yani bizim sorumluluğumuz, vebalimiz. Yani benim için TRT'nin bu konuya önem vermesi, bu konudan konuşulması, Hazreti Mevlana'yı bugünün şartları içerisinde gençlere anlatmak, öğretmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Şüphesiz, şüphesiz. Evet. Hocam, süremizin sonlarına yaklaştık. Evet. Ben soru sormak yerine size siz son olarak ne anlatmak, tamam, istersiniz? Neyin altını çizmek istersiniz? Tabii diye. Tabii. Mevlana'yı, buyurun, anlamaya çalışsınlar. Yani Mevlana'nın bulunduğu zamana gitmek yerine Mevlana'nın değerlerini alıp, hı-hı, bugünkü elbiseyi giydirerek bugünün hayatına sunmaya çalışalım. Onun öğretisi gerçekten bizim evrensel bir öğreti. Sadece milli ve yerli değil, küresel bir insandır Hazreti Mevlana. Bunu hiç diyebiliriz. Hiç şüphesiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Katkılarınıza. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.